Kum, altın, pırlanta mevzusu bitmez hanımlarda. O evet, zaman VTR 2'ye geçiyorum hanımlar. Kayınvalide Filiz Hanım gelini Yaren'e hangi konuda sitem etmiş? Yani Yaren bunu da mı yaptın gerçekten? Kız şok oldum ha. Harbiden mi? İzleyelim bakayım. Vallahi biz Yaren'le bir ara küsmüştük. Ben size bir olay anlatayım. Yaren 15 gün evliydi. Ben dedim ki şimdi yaşı küçük malum biliyorsunuz. Dedim gideyim dedim. Bir evinde kalayım dedim. Hani en azından bir düzenini oturtturayım dedim. Sonra bir gün kapı çaldı. Ha. Bir tane kadın geldi. Allah. Kadın şöyle bana bir baktı. Şöyle bir baktı. Ondan sonra kadın bana ne demesin mi ki? Siz evleri temizliğe mi gidiyorsunuz? Aa. Bana da gelin. Ben bir kayınvalideyim. Sen bunu bana nasıl söylersin? Yaren ne yapmış biliyor musunuz? Beni bütün konu komşusuna Moldovyalı yabancı temizlikçi olarak tanıtmış. Böyle bir şey olabilir bu mi? Bu gerçekten çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Çok. Bu hamurun kayınvalidesine temizlikçi diyemez. Evet, böyle bir şey yaptım. Çok açıklamasını da yapayım ya size kızlar. Biz küstü konuşmuyorduk zaten. Şimdi herkes de diyecek ki hani kayınvaliden bende kaldın. Ağzım kaldı hala. Öğrendikleri zaman bende kaldın diyecekler de ki siz niye küstünüz? Hani siz küstünüz niye geldi diyecekleri için ben de dedim ki bana sordular. Ha. Yardımcım dedim hani. Ben işe gittiğim için yemeğimi yapıyor, temizliğimi yapıyor böyle az çok dedim. Ha dediler. Bir gün de ben alışverişe çıkmıştım. Sen gel alttaki komşum. Niye Moldovyalı dedin? Şey, Moldovyalılar mı? Demet Hanımcığım. Konuşmasın herhalde. Evet anlaşılmasın diye anlaşılmasın yabancı yani şey kullandım, terim kullandım. Şimdi ben alışverişe gittim. Alttaki komşum sen çık yukarı, ben evde değilim tabii. Annem kapıyı açıyor. Onun da hasta bir çocuğu olduğu için zaten yardımcıya ihtiyacı varmış. Hani altta üstte oturuyoruz ya. Şey demiş hani bana da gelir misin? Hani bana da yardımcı olur musun demiş. Demiş ki hani ben kayınvalidesiyim dedin demiş yani. Kadın zaten tamam demiş inmiş aşağı. Ben eve geldim. Sen nasıl beni işte anneni Moldovalı yabancı yardımcıyı tanıtırsın falan dedim. Sakin ol biz konuşmadığımız için ben burada kendimi korudum bir hayli yani öyle söyleyeyim size. Ama doğru mu yaptım bilmiyorum yanlış mı yaptım. Ya, yanlış yapmış olabilirim ama pişman değilim. Barışmayacağını mı tahmin ediyordun? Evet. Ha, git de diyemedim, kalmasın, ay, kalma da diyemedim. Yapmasın. Olur mu öyle hiç şey ya? Hiç yani Yaren'den böyle bir şey bekler miydim? Evet beklerdim ama hiç yakıştıramadım. Bir komşusuna, bir çevresindeki insana, bir kayınvalideye temizlik personeli olarak temizlikçi gibi göstermek çok yanlış bir davranış. Peki şöyle yapsaydım, o cümlediklerinde senin evinde bir bayan var, her gün halı çırpıyor, her gün temizlik yapıyor, cam söylediklerinde o benim kayınvalidem deseydim eğer ki bana diyeceklerdi ki sen daha yeni gelirsin, taze gelirsin. Senin kayınvalidenin sende niye kalıyor? Sen burada kötü laf alma diye ben böyle bir şey söyledim. 15 gün sonra gidecektin zaten. Ama gitme. Kaç gün kaldı? Patladı. 15 gün kaldı. Gideceği gün tam gideceği akşama her şeyi öğrendi. Vallahi hiç hoş olmadı. Ben yani oraya temizlik yapmak için ya da bana o şekilde bak, söylesinler diye zaten o, benim çocuğum onu olur. Ben zaten şey başımdan aşağı kaynar sular döküldü kadın bana öyle bakınca. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyince. Benim çocuğum olur. 15-20 gün 40'a çıkana kadar gelirsin yanında kalırsın. Buna bir şey demem ama ben daha yeni evliyim. Senin benim yanında ne işin var? İşte ben de senin düzenini oturtturmak için geldim. Hani yaşın küçük ben, olduğu için yardım ben etmek eğer, için bak, geldim. Ben sorumluluk sahibi bir insan olmasam evlenmezdim zaten. Anladın mı? Ama şimdi şöyle bir şey. Bu senin beni küçük düşürmene sebep değil yani. Ben seni düşündüm aslında ama kendim de yaptım seni de. Ben öyle düşünmüyorum bir çünkü şey sen mi beni resmen komşuna anlıyorsun. Bir şey diyebilir miyim? Filiz Hanım sözünüzü kesin kusura bakmayın ama bence gerçekten bunlar evlenmeye karar vermişse bence o yalnız da kalır. Evet. Yemeğini de yapar. Makarna mı yapar? Ne yaparsa en basit bir yok, şey yapar getirir. Şey doğru yapma söylüyor. Burada ben Yaren'e hak veriyorum. Evleniyorsun kimseyi istemiyorsun. Ben bu yaştayım ya ben eşimle sohbet ediyorum. Sohbet etmek istiyorum arada. Aa. Biz kalabalığız ya mesela. Ben de kalabalık yere gelin gittim. Oturamadım ve benim hep içimde kaldı. Bir kahvaltı edemedik. Bir yemek yemedik biz eşimizle. Biz de bir arada ama, kaldık ama Buraya Hanım. Siz onu gördünüz ama. Biz de bir mesela Yaren'in evi varken sizin de eviniz var. Bizim evimiz yoktu. Bizi öyle aldılar o tamam şartlarda. Da beni öyle tanıtması gerekiyor muydu komşusuna? Ama yok. Size, o hoş değil ama baştan sizinki seni yanlıştı. Düşündüm. Baştan sizinki yanlıştı. En güzel anlarında yanında olmayacaktınız. Bunlar yalnız kalacaktı. Orası yanlış. Tabii ki orada Yaren hatalı. Öyle demesine bak, gerek yok. Bak hatalıyım demiyorum. Hatalıyım ama onu düşündüğüm için yaptım. Evet sizi yine orada sizi düşündüm. Ama işte ben düşünmüş ama kırıldım yani. Bir dakika ben burada seni hiç haklı bulmuyorum. Niye? Niye? İşte bulmuyorum.
tamam yeni evli olabilirler. Yarenciğim ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen annesini kabul etmediğin adamla neden evlendin? Sanki siz anlamadınız. Mevzu o değil Beyhan abla. 15 gün gelmiş. Ya, ben diyorum ki Beyhan teyzeciğim ben daha yeni evliyim. Bir saniye ben daha yeni evliyim. Eşimle oturup kalkmak isterim, gezmek tabii isterim, canım. Bir yere gitmek isterim. Benim yanımda Arzu ne Hanım, işi var? Arzu Hanım bir şey söylemek istiyor. Ben onu düşündüğüm için diyemezsin. Böyle bir şey olmaz yani. Bak onu çocuğum, düşündüm. Bu bak kayınvaliden şimdi. Senin ömür boyu oraya gelecek. Belki yanına sürekli gelecek. Bak ben gelmesin gelecek. Demiyorum. Bak ben ne diyorum? Ben şu anda 1,5 senelik evliyim. Gelsin şu anda bende kalsın gerek istediği kadar. Ama ben daha iyi. Ben anlatamıyorum kimseye. Yeni evliyim. Tamam yeni bak, evlisin de. Bak sizin eliniz de yeni evli. 15 gün yanında kaldınız mı evlendiği günden itibaren hiç? Hayır bak tamam ya. Hakikaten kalmadık evet. Biz de yanında kalmadık ama şimdi o kadın gelmiş bir sebebi var gelmiş. Senin kayınvalideni bir yani işçileri de asla burada şey yapmıyor statü tabii şeyi yok. Ama senin o şekilde göstermen. Niye gösterdin? Bak sen diyorsun ki hani gidecekti bir daha da kimse görmeyecekti. Böyle ama bir şey yok. Benim evimde ne işi var? Bak aa, anlamadım. Biraz da yaşı ufak olduğu için. Yaşım söyle anacığım. Ben Filiz Hanım'a burada yerden göğe hak veriyorum. Evet. Yaptığı şey doğru demiyorum. Ama bunu da hak etmedi. Yaren böyle çat çat her şeyi söyleyebilen bir bayan kalkıp Filiz Hanım'a dese ki ya ben baş başa kalmak istiyorum eşimle bunu anlayabilecek aa, bir kadın. Onu, o evet. Güç yetmiyor işte ona. Bu şeylere hiç gerek yok. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta.